Merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Infinix'in oyuncular için çıkarmış olduğu yeni telefonu Infinix GT10 Pro'yu inceleyeceğiz. Dilerseniz önce kutu içeriğine bakalım çünkü kutusu dolu dolu geliyor. Ondan sonra gelip burada incelemeye devam edelim. Kutu içeriğini şöyle göstereyim. GT10 Pro'nun kendi kutusu var. Bunu zaten açacağız. Şöyle bir kutu var. Karbon fiber, bir case var ve iki tane tetiğimiz var ama yani hakikaten çok kaliteli. Burada böyle GT yazıyor. Şöyle telefonu buraya kıstırıyorsunuz. Ama tetikler şöyle profesyonel ve bakın. Yani telefonun iki tarafından toplam 4 tetik koyabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hatta. Bir şuraya bir şuraya ayrı komutlar atayabilirsiniz yani. Güzel. Sonra bu kutumuza bakıyoruz. Bu da işte tetikleri falan koymamız için aslında bir çanta. Ama bunun içinden de bir şey çıkıyor. Bu ne? Yine GT yazıyor. Şöyle göstereyim. Yine zaten size setup kaydı da göstereyim ama şu oyunları rahat rahat oynayın diye arkadaşlar. Birer tane parmak eldiveni. Şimdi şöyle baş parmağımıza takıyoruz. Direkt tam şey kit çıktı ya. Onu böyle takacağım. PUBG'de direkt yani şöyle oynarken tetikler var. Zaten bunları da rahat rahat kayıyor. Takır takır oynuyorsunuz. Sonra yine bunları case'ine koyuyorsunuz. Sapasağlam. Kutu da yapmışlar ama böyle göndermeleri de hoş olmuş. Evet biz cihazın kutusuna geçelim. Şöyle göstereyim. Yine burada tüy sertifikası var yani göz sağlığımız için. Şöyle bendeki rengi Cyber Black. Şöyle açacağım. Direkt çekmeceli bir kutu çünkü. En sevdiğim kutu tipi. Şöyle çekiyorsunuz geliyor bak. İşte naylonu bile kaldı üzerinde. Şöyle bir kutuyla geliyor. Şu arkasında da bir not var. Diyor ki bunu buradan kaldıracaksınız diyor. Bunu böyle ters çevir. Kutusu hoparlör oluyor diyor yanlış anlamadıysam. Buna bakacağız. Kılıf çıktı içerisinden. Ekran koruyucu çıktı. Ve sağlam bir ekran koruyucu bu arada. Kalın. Arkasından başka ne çıkıyor? Bayağı dolu dolu geldi ya. İşte bunu hani yapmak için silme bezi çıktı. Kılıfımız. Şöyle göstereyim. Şeffaf bir kılıf. Fikfikimiz. Sim kart iğnemiz yani. Şu kutu olay neymiş ya? Şu anda bakacağım. Yapacağız birazdan. Evet. Kutu içeriği full geldi. Bir tane Infinix 45 wattlık bir hızlı şarj adaptörümüz geldi. Bir tane kulaklığımız var. Kulaklık girişte var. Tam hazır paket geldi bu arada. Tetiğiydi, işte eldiveniydi, kulaklığıydı vesaire. Dolu dolu geldi. Ve kablosu. Bu kablonun güzel bir özelliği var. Şöyle göstereyim. Tam oyuncular için olduğundan dolayı burası tip A girişli ve işte böyle üçgen müçgen detayları var köşeli. Ama bakın yan tarafı L şeklinde. Burası tip C. Yani siz oyun oynarken kablo böyle sizi rahatsız etmeyecek. Telefonu böyle yandan takacaksınız ve oynayacaksınız. Buna da bakacağım. Hoparlör olan kutuyu bir inceleyelim şimdi. Bakın burada hoparlör çizgileri var kutuda. Kutuda bu yüzden çekmece gibi yapmışlar. Diyor ki telefonu buraya takın diyor. Insert GT10 Pro here diyor. Buradan da hoparlör yapacağız diyor. Arkasında da diyor ki bunu önce çıkartın diyor. Böyle takın. Ha tamam. Bunu böyle ters çevireceğiz ki ses tabii ki de yankı yapsın içeride. Ayrıca şarj kablomuzu da buradan geçirip telefonu buradan şarj edebiliyoruz. Şöyle karşıya koyup hoparlör yapıyoruz. Bunu da yapacağım inceleme sırasında. Onu da size göstereceğim. Daha telefona gelemedik. O kadar çok şey açtık ki içerisinde daha telefona denk gelemedik yani. Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten şıkır şıkır ya. Evet telefonumuz bu. Şu arka desene bir bakın ya. Hakikaten oyuncu telefonu. Ve şurada da 108 megapiksel yazıyor. Ya kamerasına da bakmak lazım tabii de. Bu arada üzerinde ekran koruyucu var ha. Bir de bak yedek de var. Bir şey söyleyeyim mi? Çok şık duruyor telefon. Ben telefonun kurulumunu yapayım. Birkaç gün kullanayım. Gelip burada size tecrübelerimi aktaracağım. Yani şu flaşın bile şöyle yuvarlak olması 10 numara hareket. Şöyle dağıtmışlar flaşı. Ya süper gözüküyor telefon. Evet kutu içeriğini gördük hakikaten kutu dolu dolu geliyor ama telefon 19.999 TL'ye satışa çıktı Türkiye'de. Bütün teknoloji marketlerinde lansman döneminde bu telefonu alırsanız bir adet akıllı saat bir adet de Bluetooth kulaklık size hediye ediliyor. Almayı düşünürseniz hani aklınızda bulunsun bir tık acele etmenizde fayda var. Dilerseniz cihazın ekranıyla başlayalım. Cihazın ekranı 6.67 inç ve 2400x1080p bir çözünürlüğümüz var. Ayrıca 10 bit Full HD Plus AMOLED bir ekran sahip. Yani ekran hakikaten cam gibi bir ekran. Ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca oyunculara özel bir cep telefonu olduğu için de ekranımızın dokunmatik örnekleme hızı 360 Hz. Bu arada dokunmatik örnekleme hızını bilmeyenler için çok kısa anlatayım. Şimdi diyelim ki eşit şartlarda iki tane farklı cep telefonuyla oyun oynuyoruz. PUBG'deyiz, karşılaştık. Benim elimdeki telefonda 360 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip bu telefon var. Infinix GT10 Pro var. Sizin elinizde başka bir telefon var. Aynı internet bağlantısına sahibiz. Aynı FPS değerleri var. Hiçbir farkımız yok. Ama atıyorum sizdekinde dokunmatik örnekleme hızı da 240 Hz. İkimiz de oyunda birbirimizin kafasına nişan aldık. Aynı anda dokunduk ekrana. Ben sizi vurmuş
oluyorum. Yani oyuncu telefonlarında oldukça önemli bir detay. Bu arada oyuncu telefonu olduğu için uzun süreli oyun oynayanların göz sağlığı ile ilgili de bir önlem alınmış telefonda. 1920 Hz yüksek frekans, PWM karartma ve TUF sertifikalı düşük mavi ışık önlemleri de var. Yani gece boyunca oyun oynasanız da göz sağlığınız aslında korunuyor. Çok da böyle endişe edecek bir şey yok. O kadar telefon tanıttım şimdiye kadar. Yüzlerce yani. Şubat'ta 10. yılımda olacağım mesleğin. İlk defa bir telefon kutusunun böyle değerlendirildiğine şahit oldum ve hakikaten çok hoşuma gitti bu özellik. Şimdi normalde kutudan bunu çıkartıyoruz. Şöyle ters çeviriyoruz. Buraya böyle zaten gösterdim kutu açılırken. Koyduk. Ve artık sesi daha fazla veren diyeyim ya da böyle daha anlaşılır veren diyeyim bir hoparlörümüz oldu. Ben yine şuradan bir test yapayım. Mesela bir şarkı açayım. Bir de desibel ölçeri aldım. Bir de şöyle bir şey var, hani güzel geliyor gibi ses, böyle dağılarak geldiği için böyle hani şey geliyor, hoş geliyor. Yani güzel, çöpe gideceğine, birileri atacağına da evde böyle rafta duracağına alıp böyle kullanmanız hoş bir detay olmuş. Hani onun da altını çizeyim. Benim çok hoşuma gitti bu detay. İlk defa gördüm yani o kadar tanıtmama rağmen. Güzel değerlendirilmiş. Ayrıca bu arada ses konusuna gelmişken iki tane hoparlörü var. Hem yukarıda hem aşağıda. Çift çıkışlı stereo bir hoparlörü var. Güzel de sese veriyor. Zaten gördüğünüz sesinde. Temizlenir, ses çıkışı var. Gelelim kamerasına. Şimdi başta şöyle söyleyeceğim. Ben normalde bu oyuncu cep telefonu falan dedikleri için çok da böyle aslında kameraya önem verilmeyen bir cihaz olduğunu ne yalan söyleyeyim düşünmüştüm. Fakat kamera bir geldi. Arkada 3 tane kamera var ve ana kamerası 108 megapiksel geldi. Diğer iki kamera da derinlik ve portre modu için ayrı iki kamera. Ama mesela şunu gördüm yani şu hare şeklindeki flaş. Mesela başka marka olsa hani bunu lansman için bile kullanırdı. Bak böyle flaşı var şöyle fotoğraf çekebilirsiniz işte bilmem ne gibisinden. Ön kameraya daha da çok şaşırdım. Ön kameramız 32 megapiksel ve şöyle göstereyim. Ön kamerada ışık var. Çift flaş var. Ve bu ışık siz canlı yayın yaparken falan çalışıyor. Hani TikTok'tan, Instagram'dan vesaire. Ve hiç değinmemişler buna. Çok garime gitti yani. Sadece oyuncu odaklı anlatıyoruz ama kamera konusunda hakikaten benim beklentimin üstünde bir cihaz geldi. Yine ben çektiğim videoları, fotoğrafları koyacağım. Siz de oradan görüp kendiniz karar verirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Ben mesela gece çekiminin bu kadar iyi olmasını hiç beklemiyordum. Hakikaten bir iki fotoğraf var. Onların yanına yıldız koyarım ben. Onlar gece çekildi ve çok başarılı buldum. Onu da söyleyeyim. Ayrıca arka kamerayla 4K'da 30 kare, 1080p'de 60 ve 30 kare videolar çekebiliyoruz. Ön kamerada ise 2K'da 30 kare, yine 1080p'de 60 ve 30 kare videolar çekebiliyoruz. Evet, şu anda Infinix GT10 Pro'nun ön kamerasıyla video çekiyorum. 2K'da bu tarzda bir görüntü elde etti. Şimdi ışıkları komple kapatacağım. Bakalım sadece öndeki flaşlarla nasıl bir video çekilebiliyor. Evet, şimdi de ön kamerayı flaşla kullanıyorum. 2K yine 30 karede. Bulunduğum ortam karanlık nispeten. Şimdi karanlık olan videosunu çekerim flaşlar kapalı halde. Evet, şu anda da flaş kapalı şekilde böyle. Evet, kamera testi böyleydi. Şimdi oyun testine alayım ben sizi. Böyle bir oyunları test edeyim. Bu arada ben zaten oynadım bir hafta boyunca ama siz de böyle bir canlı canlı görün. Hani bataryası ne kadar eksiliyor, şarj ne oluyor, ısınıyor mu, ısınmıyor mu? Onları beraber inceleyelim. Evet, gelelim telefonumuzun oyun testine. Şimdi başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Bu telefonda duyusal oyun motoruna sahip 4D titreşim teknolojisi var. Yani her darbeyi, her atışı hissedeceğiniz bir hem jiroskop hem titreşim teknolojisi var. Yani araba yarışını böyle işte sallarken şimdi göreceğiz zaten. Hem de bu vuruşlarda, ateşlerde
Hakikaten hem sesle hem titreşimle sizi böyle oyundaymış gibi hissettiriyor. Güzel bir teknoloji ama bakalım telefonumuz ne kadar ısınacak. Önce ona bakalım. Şöyle. Evet, saat 14.10. Pilimiz %98. Şöyle direkt PUBG'ye giriyorum. Hatta şöyle yapayım. PUBG'yi başlatırken de sıcaklığınızı ölçelim. 28.1, 29.1, 29.3. Tamam. Şöyle PUBG'yi kurdum. Kurmuşken de çantasından ekipmanlarımızı çıkartalım. Ben zaten daha önce bunu böyle dizmiştim. Şuraya tetiğimi koyuyorum. Buraya da yine bir saldırı koyayım. Ben buraya zoom koymuştum ya. Zoom tuşum nerede benim? Tamam. Evet, tetikleri ve eldivenimi taktım. Ama yani beraber atlayacağız dedik. İptal etmiş ya. Silah bulup sağ tuşu kontrol etmem gerekiyor. İki tane tetik var çünkü. Bir şey söyleyeyim mi? Darbe almadım, darbe. Arkadaşlar, çatışmayı atlattık. Şu an çekim mahvolmadı. Çok gerildim, çok gerildim. Sabahtan beri saldırıyorsunuz. Başka kimse yokmuş gibi oyunda ya. Herkesin tetiği yok tabii. Herkesin tetiği, eldiveni yok. Çat çat vuruyorsun valla. Aşırı fark ediyor. Direkt atladı ya arkamdan. Çakal. Ne oldu ya reis? Tık 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 döne döne böyle tetikle şey yaptım. Elinle yapsam yapamam onu. Bu arada şimdi oyun oynuyoruz ya. Mesela şöyle kaydırıp bırakınca işte Wi-Fi'yi, ekran görüntüsü, ekran kaydı alma, bellek temizleme vesaire gibi oyuncu menüsü de açılıyor. Onu da söyleyeyim. Bak, FPS'i gösteriyor, ağ gecikmesini gösteriyor şu anda. Hadi Mahir alırsın ya. Helal be, bitti. Evet, ilk oyun win. İlk oyun. 11 leş, 1 asist. Ben kaç vurdum ya? Ben de bayağı vurdum. 8 leş. Güzel. 15. Helal, aferin. 32 dakikadır oynuyoruz ve şarjımızın %98, 9'u gitti. Yani sıcaklığa bakalım. 36, 34, 34, 35. Kaçtı? 28'den 35, 7 derecelik, 6 derecelik bir artış var. 7 derecelik, 8 derecelik bir artış var. Şu anda saat 14.58. Pilimiz de %85. Hani bir elde Call of oynayalım. 32, 34. Bu civarı telefonun ısısı. Ya, güzel oyun ya bunlar. Arkamda adam varmış ki. Bu arada ben buraya birer tane tuş atadım ama siz isterseniz hani tek tetikle bile ikisini atayabiliyorsunuz. Çünkü bakın iki tane tetik tuşumuz var. Totalde 4 farklı komut var. Yani şöyle de oynayabilirsiniz isterseniz. Bilginiz olsun. Bu açıdan da güzel. Ya sniper'ı verdiniz bana. Şu silah güzeldi. Şunu alayım. Gel 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 gel. Bunda Call of iyi oynarsın ha. Ya bu tam joystick gibi oynatabiliyor. Bir de bunun tuşu ben bakmışım çok ayarlamadım. Kendime göre optimize etsem. Uy, indirdim. Bitti. İki el attık. Valla canavar gibi de oynanıyor. Yani 10 dakika falan oynamışız herhalde Call of'u değil mi? Yani 8 dakika oynamışız hatta yani. Öyle söyleyeyim. Ama oldukça da akıcı. Şimdi bir de asfaltı deneyelim. Hani orada da böyle bu jiroskop 4D'ye bakalım. Ama tetikle bu işte oyuncu baş parmak eldiveniyle mi diyeyim ya da neyse. Çok güzel akıcı akıcı gidiyor.
Hadi bakayım. Uza. Kaç dakika oldu biz oyuna başlayalı? 14.58'den. Yani 12-13 dakika oldu. %85'ten 82'ye indi. Sıcaklığına bakalım. 33, 34, 36. Yani 10 dakikada tabii ki de çok da fark etmedi ama biz şu an telefonla oyun macerasına başlayalı aslında tam 1 saat 1 dakika oldu. Biz direkt PUBG'ye girdik. Ondan sonra Call of'a geçtik. Call of'ta haritaları indirdik. Yani oyundan çıkmadık aslında. Sadece Call of'a girdiğimiz halini siz gördünüz. Yaklaşık 1 saattir hakikaten oyunumuzu oynadık ve giden şarjımız ise %17. Zaten ben evde de oynamıştım. %17, %18 civarı gitmişti bir saatte. Oldukça da güzel. Telefon yanmıyor böyle. Canavar gibi de performans sergiledi. Oyun testi bu şekildeydi. Evet, gelelim cihazın kullanım kısmına. Şimdi ben bu cihazla evde oyun oynadım, ofiste oyun oynadım. İşte geldik burada test yaptık. 10 gündür bu cihaz bende ve kullandım sık sık. Şöyle söyleyeyim, ilk olarak 1 saat oyun oynadım PUBG Mobile özellikle. Şarjı %17, %18 civarı azaldı 1 saatte. Onu baştan söyleyeyim. Hani buradaki test sonuçlarını şu an siz izlediniz gerçi ama ben mesela evde ve ofiste kendi gittiğim sonuçları anlatıyorum bu arada. Ayrıca telefon ısınmadı. Yani hakikaten o kadar telefon inceledik, telefon ısınmadı. Burada Infinix ısı buharı hazdeli sıvı soğutma diye bir teknoloji kullanmış. Hakikaten bu teknoloji neyse başarılı bulduğumu da söyleyeyim. Ayrıca telefonu şarja takıyoruz. Şarj olurken de oynuyorum. Yine ısınmıyor çünkü bypass şarj teknolojisi var bu telefonda. Oldukça başarılı buldum. Bir başarılı bulduğum şey kullanırken çok hoşuma gitti aslında detay. Şu arkasında bir ışık var. Bu yanıp yanıp sönüyor böyle. Siz birisi sizi arayınca yanıp sönüyor. İşte müzik dinliyorsunuz ona ritme göre yanıp yanıp sönüyor. Ya da işte bildirim geldiğinde yanıp sönüyor. Kutu açılışına değinmemiştim ama kullanırken çok hoşuma gitti. Güzel bir detay eklemişler. Ayrıca ayarlar kısmından bunu işte hani şöyle yansın, böyle yanıp sönsün gibi gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ve bir şey değineceğim. Telefonun arayüzüne XOS 13 ile geliyor telefon. Telefonu çok serbest bırakmış arayüz. Yani telefonu aldım, kurdum ve birçok program yoktu. Bomboş, serbest, sanki böyle bir saf Android cihaz telefonmuş gibi alıyorsunuz ve arayüz çok akıcı, çok hızlı çalışıyor ve güzel efektlerle süslenmiş. Oyuncu temalı olduğu için de en basitinden parmak izini şöyle açması bile çok böyle güzel geliyor, arka plan geliyor vesaire ve çok efektif bir şekilde çalışıyor. Bu arada söylemeyi unuttuysam da söyleyeyim. Ekrana gömülü parmak izi var telefonda ve çok hızlı çalışıyor. Telefonun arayüzü, işte içindeki boşluk, ya çok optimize olmuş hakikaten. Oyundan çıkıyorsunuz, geri giriyorsunuz, ana ekran dönüyorsunuz, geri geliyorsunuz bir şey bildirim geldiğinde bakarken vesaire. Canavar gibi de akıcı bir şekilde çalışıyor. Arayüzün çok başarılı buldum. Onun da altını çizeyim. Gelelim telefonun teknik özelliklerine. 6 nanometre MediaTek Dimensity 8050 bir işlemci var üzerinde. Ayrıca grafik birimimiz Arm Mali G77 olarak geliyor. 8 GB RAM'imiz var ve gerekirse 8 GB sanal RAM ile 16 GB'a kadar genişletilmiş bir RAM'imiz var telefonda. Ayrıca telefonumuzda 256 GB bir dahili depolama alanımız da mevcut. Son olarak telefonumuzun ağırlığı 187 gram, 45 watt'lık bir adaptörle geliyor ve 5000 mAh bir pilimiz var. Bu arada PD 3.0 şarj teknolojisiyle kullanılıyor. Yani şarj dünyasında diyeyim en gelişmiş teknoloji. En basitinden şöyle söyleyeyim. Bu telefonu şarj taktınız. Bir hafta boyunca şarjdan çıkarmayın. Hani ya telefonuma bir şey olur mu diye düşünmenize gerek yok. PD 3.0 öyle bir teknoloji. Evet, kısacası Infinix GT 10 Pro böyle bir oyuncu telefonu. Siz nasıl buldunuz? Hediyeleri nasıl buldunuz? Fiyatı nasıl buldunuz? Ya da işte kutu içeriği nasıl buldunuz? Yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.